Vermek, sormak istedik. Hacı Bey Özkan var telefon attığımızda. Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Hacı Bey Özkan. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi ben okudum tamamıyla. Habere baktım, açıklamalara baktım, sizin açıklamalarınıza baktım. Niye böyle bir kitap bastırdınız bir kere? Necmettin Erbakan Türkiye'de başbakanlık yapmış bir siyasetçi. Onun hayatıyla, hayatından yola çıkarak anaokulu öğrencilerinin de dikkatini çekecek bir kitap yapma gereğini niye hissettiniz? Önce hayırlı işler, hayırlı yayınlar. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkürler. Dinleyen arkadaşlara da hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi biz Diyanet Sen olarak bir sendikayız. Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı bir sendikayız. Tabii bizler basın alanında, kültür alanında bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerden birkaç tanesi mesela Din ve Toplum dergisi çıkartıyoruz. Vakıflarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü bize bağlıdır. Vakıflarla ilgili Vakıf ve Toplum dergisi çıkartıyoruz. Tamam. Tabii ki nüfusumuzun yarısı kadınlar olduğu için Kadın ve Toplum dergisi de çıkartıyoruz. Tamam. Yine göz bebeğimiz, çocuklarımız bir hayli sayısı bir hayli olduğundan dolayı Çocuk ve Toplum dergisi de çıkartıyoruz. Yani bunları kültür hayatımıza böyle katkıları olsun anlamında çalışmalarımız var. Sendik olarak çalışmalarımız var. Tabii bizim bu Necmettin'in dünyasıyla ilgili bu Necmettin Erbakan da siyaset alanında kariyer yapmış bir insan, başbakanlık yapmış bir insan. Çocukluğundan bugüne kadar devlet için, millet için, din için, diyanet için çalışan bir insandır. Birlikten, beraberlikten devamlı bahseden bir insan olduğundan, bizim camiamız da Necmettin Erbakan'ı tanıdığından dolayı efendim böyle bir onunla başlattık bu şeyi, dergimizi. Kiminle devam edeceksiniz? Ama hemen bir parantez açıp söyleyelim. Evet, evet, güzel tabii, basının şeysi böyle işte, hemen bir şeye parantez açabiliyorlar. Efendim Necip Fazıl'la devam edebiliriz, Mehmet Akif'le devam edebiliriz, ileride daha değişik şahsiyetlerle devam edebiliriz. Yani bunlar bizim için önemli şahsiyetler. Kaldı ki burada vurgu yani Demirel, yapılan... Demirel, Ecevit, İnönü... Yani niye olmasın, Pinokyo olmasın, kırmızı başlıklı kız değil de bu karakterleri efendim öne çıkarsak ne olur? Onlar da çünkü bizim için alınacak dersler var. O kişilerin kırmızı başlıklı kızı niye gömdünüz hemen ya? O da önemli. Bir dünya klasiği baktığınız zaman ondan haberi olsun. Yani bunlar da dünyaya mal olmuş kişiler, insanlardır. Hı-hı. Mesela Necmettin Erbakan'ın dünya kırmızı başlıklı kız bir siyasetçi de değil üstelik yani. O değildir, bir hikaye. Evet, yani hikaye. Bir siyasetçiden yola çıkarak ben Avrupa'da bir klasikte bilmiyorum ama Türkiye'de belki oluşacaktır. Yani olur, onlara da saygımız var. O anlamda bir şey demiyorum biz. Demiyoruz ama cihata vurgu yapılmasını ben anlayamadım. Şöyle anlayamadım. Cihat aynı zamanda barış demektir. Cihat demek topu tüfeği alıp savaş meydanına gitmek anlamı taşımıyor sadece. Biliyorsunuz ben bu konuyla ilgili bir kısa bir şey vermek isterim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan dönerken artık küçük harpten büyük harbe dönüyoruz demişti. Orada bulunan kişiler de, sahabiler demişlerdi ki ya Resulallah, bu kadar büyük savaş, harp geçirdik, Uhud'da şehitler verdik, ölenler çok oldu. Hala buna küçük diyorsun, büyük harp nedir diye dediğinde büyük harp, büyük cihat kendi nefsiyle mücadeledir, haksızlıklarla mücadeledir. Anaokulu çocuğu bu ayrımı yapabilir mi Allah aşkınıza Hacı Bey Özkan? Şimdi siz cihadın son dönemde özellikle nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Dünyada nasıl bir algı yarattığını, Türkiye'de nasıl bir algı yarattığını biliyorsunuz. Anaokulundaki bir çocuktan bu ayrımı yapmasını mı bekliyorsunuz? Şimdi niye hedefiniz onlar yani? Bu çocuk bizim bunu milli eğitimde dağıtmış değiliz. Bu milli eğitim okullarında dağıtılan bir anaokulunda şey değil. Dağıtıldı mı, dağıtılmadı mı? Asıl mesele orada. Yani dağıtıldığını söylüyor. Eğitim Sen görmüş. Yok, şöyledir o. Bak ben onu esasını söyleyelim. Biz bunu üyelerimize veriyoruz. Üyelerimize, yani büyüklere, hoca, imam arkadaşlar, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi, vaiz olan arkadaşlara bunu veriyoruz. Varsa torunu veyahut da varsa çocuğu, ona uygun çocuğu varsa boyama yapıyor. Orada boyama yapıyor. Boyamayı kaç yaşında çocuklar yapar Hacı Bey Özkan? Küçük çocuklar yapar. Yani 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında yani, çocuklar yapar yani, değil mi? Evet. 7 yaşında çocukların, 7 yaşındaki çocuklara bu kadar siyasi mesaj vermek doğru mu sizce?
Yani o cihata takılmanın da bir anlamı hayır, yok. Hayır, genel yani siyasi anlamda söylüyorum yani. Evet, ya baktığımız zaman çocuklar bugün şeyle elinde kumandayla doğuyor. Yani elinde kumandayla televizyonu, bilgisayarı, cep telefonu yönetiyor yani. Oralara mesela 7 artı, 5 artı, 12 artı gibi bir takım işaretler konuluyor. Onlar evet. O çocukların izlememesi gereken programlar. Siz ise çocukların önüne, 5, 6, 7, 8 yaşındaki çocukların önüne ciddi bir siyasi analiz yapmasını gerektirecek bir cümleyi koyuyorsunuz. Ne kadar doğru bir şey bu? Yani niye bu çocuklara bu öyle bir şeyi yüklüyorsunuz? Ben cidden merak ettiğim için soruyorum. Yok, bu bir kültürdür. Yani lan, kültürü yani 7 yaşından mı vereceksiniz çocuğa? 5 yaşında. 0 beşikten mezara kadar dinimiz onu emrediyor. Beşikten mezara kadar efendim bir öğreneceksin, öğreniyorsun. Normalde bunlar hep öğrenilecek şeyler yani. Ama her yaşında bir öğrenme. Bunun yaşı yok. Her yaşında bir öğrenme düzeyi yok mu? Şimdi o çocuğun evet. Beyninde bunun nasıl bir şey yaratacağını hiç düşünüyor musunuz? Yani mesela bu işin uzmanlarından, pedagoglardan destek alıyor musunuz? Tabii yoksa bunlar zaten uzmanlar hazırladı bunu zaten. Pedagoglar mı hazırladı yani? Tabii. Onlar önerdiler yani pedagoglar. Kim mesela var mı kitapta kimin önerdiği bununla ilgili? Ya bunun bir alt yazısı var. Bu kültür hazinesi bu. Şimdi normal kültür hazinesi de yani bu 6-7 yaşındaki çocuklara bunları verdiğiniz zaman beyni karışmaz diyen bir pedagog var mı? Gerçekten merak ettim de. Yani orada öyle beyin karışacak bir şey yok ki sevgili dostum. Öyle mi? Yani evet. Birçok uzman bunun beyin karışıklığına neden olabileceğini böyle bir biliyor, analiz yapması. Yani çocuğa niye böyle bir şey şırınga ediyoruz 6-7 yaşında? Din deyince çocuk yani küçük yaşta dini algılayamıyor mu demek istiyorsun yani? 6-7 yaşında algılar mı diyorsunuz siz? Yani Subhaneke'den başlıyor. 4 yaşında, 5 yaşında hafız oluyor çocuklar. Ne, yani bu siz hangi çağdan bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum. 6 yaşında çocuklar 6 yaşında hafız oluyor. Ya yani öyle ben çevremde hiç görmedim var. Yani bilmiyorum. Bir araştırın işte. Gerçekten görmedim ama 6 yaşında çocuğun hafız olması olağanüstü bir durumdur herhalde. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife şeyde kitaplarda geçer 6-7 yaşında hafız olmuştu der. Bunun yanında 6 yaşında hafızı bitirenler var. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa olan 6666 ayet olan bir Kur'an-ı Kerim ezberleyenler var. Yani çocuklar için şu anda şey yok, perde yok. Çocuklar her şeyi algılıyorlar. Her şeyi algılar diyorsunuz. Algılarlar evet. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben seyirciler, dinleyicilerinize saygılarımı sunuyorum. Peki, sağ olun, eksik olmayın. Sürcülisan yapmışsak affola. Estağfurullah. Sağ olun, eksik olmayın. Peki, Allah. Sağ olun. Hacı Bey.